AKP'nin 20 yıllık AKP MHP iktidarını, 20 yıllık tüm pratiği zaten geldiğimiz noktada iyice sınırsızlaşmış durumda. Bunu durdurabileceğimiz yerlerden bir tanesi bu seçim. Eğer durdurmazsak tüm bu yağma ve talan politikaları ve bu işte madencilik ve enerjilik projeleri giderek artacak. Bugün hani etki ettiği tüm köyler ve kentlerin kat ve kat daha fazlasını etki edecek. Sadece bu işte çet süreçleri, kamulaştırma falan değil. En son işte depremle ilgili çıkarttıkları el koyma süreçleriyle ilgili yasalarda da insanların kendi yaşadıkları evleri, tarlaları hepsine el konulmaya başlanıyor. O yüzden aslında hiç kimse güvende de değil. Kürdistan coğrafyasında savaş politikalarının yaşattığı bu zorunlu göçün aslında bir başka benzerlerini Batı'da da görüyoruz. Bu maden ve enerji politikaları yüzünden. Ama şimdi daha da fazlasını seçimlerden sonra işte bu deprem bahanesiyle insanların evlerine, apartmanlarına, bahçelerine el koyarak sözüm ona kentsel dönüşüm diyerek yerinden etme, yoksullaştırma politikalarını daha da çoğaltarak devam edecekler. Yerinden dönüşüm, yandaşı doğayı koruyan projelerin yapılması ve tüm ekokurum suçlarından arınmış bir yerel yönetimlerin bir şekilde inşa edilmesi bugün açısından aslında çok zaruri temel bir yaşam savunması için temel bir şart aslında. Demokratik, ekolojik bir yerel yönetimlerin mümkün olduğunu söylüyoruz. Bunu sadece söylemekte kalmıyoruz. Aslında kayyumlar atanmadan önce Kürdistan'da yönetimde olduğumuz pek çok belediyede, halkla beraber kurduğumuz kent meclislerinde, halk meclislerinde ekolojik bir kent ile ilgili aslında pek çok deneyimimiz de var. Kayyumlar atanmasaydı bu deneyimlerin çok daha büyütüldüğü, Türkiye'de ve dünyaya örnek olduğu süreçleri daha fazla büyütme ve gerçekleşme şansımız olacaktı. Ama ne yazık ki biliyorsunuz kayyumlar en çok halkın kazanımlarını yok ettiler. Şimdi bu yerel seçimlerde kayyumların el koyduğu belediyeleri geri almak gibi bir niyetimiz var. Böyle bir iddiamız var. Sadece bununla da kalmıyoruz. Batı'da da aynı zamanda yeni yerleri kazanmak, halkla beraber yönetmeye talibiz. Ekoloji politikası açısından belediyelerin yapmaz oldukları yani yapması şart oldukları belli başlı şeyler var. İklim dostu kentlerin pratiğe geçmesi, ulaşım politikalarının ücretsiz olması, temiz hava, temiz su hakkının herkese, tüm canlılara ulaştırılabiliyor olması gibi aslında bir dizi yerel yönetimler politikasına yazdığımız, sayfalarca yazdığımız ekolojik yapılması gereken, yerel yönetimin ekolojik açılımlarının olması gereken politikalar var. Bunların elbette ki en temeli temiz hava, su ve toprak hakkı, işte kooperatifleşmenin desteklenmesi, gıda egemenliğinin sağlanması, üreticiden tüketiciye doğrudan kanalların kurulması. Yani aslında hayatın tüm alanlarına ilişkin, tüm o zincirleme yaşam faaliyetlerimize ilişkin tüm süreçlerin hem ücretsiz, hem sağlıklı, hem de diğer nesillere kalınabilir bir şekilde gerçekleştirebilir kılmaya yönelik yerel yönetim politikalarını gerçekleştirmek. Burada iklim dostu ve ekolojik hassasiyeti olan kentler yaratmayı sürekli dillendirmek, sürekli bunun uygulanabilir kıldığını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü aslında buna da mecburuz bir yandan. Dolayısıyla hem pratiklerimiz, yani geçmişteki pratiklerimiz, hem de bugünkü iddiamız ekolojik kentler yaratmak üzerine.